Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanı'nda bugün sizler için BIST 100 analiziyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Borsa İstanbul'daki son dönemdeki hızlı yükseliş herkesin ilgi alanında. Bu yükseliş nereye kadar devam eder? Acaba devam eder mi? Rally'nin başında mıyız, ortasında mıyız? Bu gibi gündemler bu aralar çok fazla tartışılıyor. Biz ne yapıyoruz? Modellerimize bakıyoruz. Biliyorsunuz daha çok sayısal yöntemleri ve teknik analizi birlikte kullanan bir kurum içerisinde çalışıyoruz. Biz de daha fazla bu yöntemler kullanarak daha kesin sonuçlar elde etmek mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bakalım kısa vadeli modellerimize bu regresyon modelinde çok fazla kafanızı karıştırmasın. Sadece aşağıdaki mavi çizgiye de bakabilirsiniz. Teknik analizde RSI göstergesi vardı, buna benziyor ama aslında ekonometrik model bu. BIST 100 ve olması gereken arasındaki fark. BIST 100 olması gereken an arkadaşlar oldukça yukarıda sapmış şu anda. Bu en bandın üstündeki sapmalar aslında biraz tehlikeye işaret ediyor. Yani diyor ki bu noktadan itibaren kısa vadeli olarak bir düzeltme ya da yatayda bir bekleyiş yaşayabilirsin diyor. Bu sat demek anlamına gelmiyor, bunu söyleyelim. Bu sat demek değil ama diyor ki teknik analizin gösterdiği stop loss'larla mümkün olan en kısa stop loss'u kullanarak en yakın stop loss'u yoluna devam et. Ama dikkatli ol anlamına geliyor. Peki orta uzun vadede ne diyoruz? Orta uzun vadede ise sizlerle daha önce de paylaştığımız, bizi yakından takip ediyorsanız bir gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye makro analizimiz var. Burada hisse senedi piyasalarını reel kurlarla, modellerle ve değerlemelerle inceleyip bir skorlama yapıyoruz. Buraya nereden ulaşabilirsiniz? Ak Yatırım sitesine girdiğinizde, raporlarımıza tıkladığınızda, strateji raporlarının altında EM strateji, burada görüyorsunuz raporu. Ona tıkladığınızda detaylar içerisinde bu rapora ulaşabilirsiniz. Gelişen ülkeler ve Türkiye stratejisi. Burada baktığınızda raporun ilk sayfasındaki tabloda genel bir görüntü var. Ne görünüyor? Mesela Hindistan borsası Sensex primli. Neden primli? Bir, kısa vadede çok yükselmiş, tamam. Ama reel kur olarak da, reel olarak da kuru çok değerlenmiş ve borsa varlıkları da genel olarak Hindistan rupisi cinsinden varlıklar çok değerlenmiş durumda. Aynı zamanda değerlemelere bakıldığında da yukarıda valuation'lar oldukça yukarı seviyede devam ediyor. Burada diğer ülkelere bakıldığında Brezilya, Endonezya, Türkiye, Rusya, Meksika, Güney Afrika, Polonya, Macaristan ve gelişmekte olan ülkeler incelenmiş. Oldukça geniş bir set ve tek şu anda ucuz çıkan ülke Türkiye diğerlerine göre. Reel kur olarak düşük, değerlemeler olarak düşük. Ancak kısa vadeli az önce gösterdiğim gibi bir risk taşıyor. Kısa vadeli belki düzeltme, belki yatay vergi ama yani orta uzun vadede iyice yukarı yönlü primin devam etmesini bekliyoruz. Belki analizleri de bunu destekleyecek az önce. O yüzden Türkiye'yi biz iskontol olarak görüyoruz. Performanslara bakıldığında yılbaşından bu yana dolar bazlı %12 getirmiş Türk borsası. Gelişmekte olan ülkelerin geneli %12 yaklaşık. Hemen hemen oradayız. Mesela Polonya %22 getirmiş. Polonya'da bizim analizlerimizde oldukça olumlu noktada yer alan, ucuz noktada yer alan ülkelerden biri. Ama gördüğünüz gibi şu anda Borsa İstanbul kısa vadeli olarak yatay bile olsa orta uzun vadeli çok yüksek potansiyel taşımaya devam ediyor gibi görünüyor. Teknikte bunu destekliyor sanırım Berk, değil mi? Destekliyorum. Daha önce konuşmuştuk sen aslında hem haftalık grafiklere bakmıştık, onun üstünden konuşmuştuk. Bugün günlükte de bir de günlüğe indiriz. Şimdi haftalığa bakalım istiyorsan tekrar. Bizim şu anda senaryomuzda bir bozulma yok. Bak görüyorsun zaten oldukça kuvvetli gitmeye devam ediyor. Şu üçgen sıkışmasından bahsetmiştik. Görüyorsun Evet. 4.5. noktayı kırdı ve gayet kuvvetli devam ediyor. Hatta ne demiştik? Şu 2 hafta önce çektiğimiz videoda göreceli olarak kötü bir hafta geçirse de biz yine şu direncin üstünde desenin üstünde kalmayı başardı. Kapanışını yaptı. Ondan sonra dün geçtiğimiz hafta rally'e devam etti. Bunda Fed'in de etkisi oldu tabii. Ondan sonra ne yapıyor? Bu hafta da devam ediyor harekete. İlk olarak biz ne demiştik? Şuraya hedeflemiştik değil mi? Şu 93.200 seviyelerini. Şimdi oraya gidiyoruz. Burada dikkat çekici olan şey şu. Belki senin aslında bu üçgen sıkışması çok kuvvetli ve kırılımla 120.000 seviyelere hedefleniyor. Evet. Benim gördüğüm o yani 120.000 seviyelerine doğru gidebiliriz. Arada geri çekilme olabilir evet. Ha, dikkat çekici olan şey ne? Hareketli ortalamalardan çok Çok uzaklaştık. uzaklaştı, evet. 100 ve 200 haftalık hareketli ortalamalardan çok uzaklaştık. Bir düzeltme olabilir ama olsa dahi
Ben yine de bu hareketin çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Buraya indikatör eklemedim. Çünkü böyle çok kuvvetli hareketlerde RSI eklediğin zaman veya buna benzer muadil indikatörler eklediğin zaman sana sanki aşırı alımdaymış izlenimi verebiliyor. Ve hareketten erken çıkman ya da olabiliyor. Onun için trailing stoplarla gidip yani takip eden stoplarla senin dediğin gibi stop seviyelerini yukarı çekerek gitmek iyi bir tercih olabilir. Ben ilk başta buranın görüleceğini düşünüyorum ama bizde yolumuzun daha çok olduğunu, önünün çok açık olduğunu, 120 bine doğru gidebileceğimizi Doğru. düşünüyorum. Bizim modeller de onu destekliyor orta uzun vadeli. Şimdi bir kısa vadeye gelelim. Bak kısa vadede de şurada aslında bu üçgenin içinde olan bir şey. Sadece günlük grafiğe indim. Omuz baş omuz formasyonu vardı. Bu kırılsaydı biz çok daha aşağılara hedeflerdik ama bunun kırılmayıp yukarı doğru Ertelemek. gitmesi. Şimdi bu ne demek? Eğer kırılsaydı bu kadar aşağı inerdi. Kırılmadıktan sonra bir bu kadar daha yukarı gidebilir. Bunda bir formasyon hedefi 102.600. Yani biz 120 bin diyoruz ya, 93 bin diyoruz. Bu 102.600 de bizim bir ara hedefimiz olabilir. Ben bizi her yönden çok kuvvetli görmeye devam ediyorum. Yükselişe inanıyorum ve dediğim gibi 120 bin seviyelerinin orta vadeye test edeceğini düşünüyorum. Ekonomik açıdan biraz daha bakan biri olarak şeyi görüyorum. Kısa vadede ben bir her ne kadar rally'nin tamamen rally'ye inansam da, trendin kuvvetli olduğuna inansam da bir rahatsızlık duyuyorum. Bunun için ben hangi stoposu kullanmalıyım? Yani zarar kesi olarak nereyi takip etmeliyim ki onun üzerine gitmeye devam edeyim? Şimdi bu yatırımcı algısına göre değişiyor olabilir ama ne yapalım var? İşte bak mesela ben şurası bence gayet güzel Burası kaç stop oldu? seviyesi. Baktığınız zaman Kaçı? 88 bin lira geliyor. 88 bin 25. 800 seviyeleri. Şunun altında kapanış olmadığı sürece ben yükselişin devam edeceğini inanıyorum. Ya Bu haftalık olarak takip ettim. Ya trendin burası altında da gelecek hem. hele özellikle şu barı da geçersek şu satış İyice barını bu hafta kuvvetleniriz. iyice kuvvetleniriz, O iyice barın tepesi kopar gider. kaç şu Şurası anda? mı? Burası 91.360, hadi Ki oralarda geziyoruz. 94.420, aynen. Çok yakın yani burada kuvvetli bir atakla gidebilir ve önemli olan şey şu aslında. Yurt dışında çok anormal bir ekonomik takvim yok. Yani Fed Başkanlığı Yok. falan konuşacak ama bence geçen hafta dolar tarafında majör senaryo bitti gibi. Bitti. Yani orada çok şahinvari bir şey çıkmadı. Artık bu aradaki konuşmalar veriler sadece çalkantıdan öteye gitmez bence. Volatilite yaratır. Ben bir sinyalin hala yukarı olduğunu düşünüyorum. 88.500 diyorsun genel olarak Stop görüntüde. için mi? Yani şunun altında haftalık kapanış yapmadığı sürece Sorun yok. benim onun görüşüm değişmez. Ya biraz daha şey olanlar, biraz daha risk almak isteyenler, bak şu başlangıç var ya, Onu da başlık attım. kalmış, şunun altında Ama burası belki çok aşağıda kalır. 80-200 evet. Yani bu hani ancak şey, orta uzun vadeli pozisyon taşıyanlar için kullanılabilir. Yani çok önceden girmiştir rally'ye. İşte daha orta uzun vadeli düşünüyordur. Hani her dakika ekran bakmayan yatırımcı profili vardır ya. Tabii. O zaman işte burası 80-200 de olabilir ama ben şunun altında kapanışı takip ederdim. Bu noktada kapanış olmadığı sürece yön yukarı diye düşünüyorum. Evet, bugün sizlerle BIST 100 analizi paylaştık. Dediğim gibi özellikle Berk'in az önce bahsettiği stop loss seviyeleri referans alınarak rally takip edilmeye devam edebilir. Kısa vadeli belki bir düzeltme riski olsa da olmayabilir bu arada. Orta uzun vadeli ikimiz de çok yüksek potansiyel olduğuna hemfikiriz. O yüzden teknik gösteriler ve teknik seviyeler kullanılarak rally'de size mutlu günler dilemeye devam ediyoruz. İyi çalışmalar. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.